Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir ofis içi videosuyla karşınızdayız. Bugün bayağı bir kalabalık ofis. Ancak şimdi Kerem yok. O bir canlı yayında gelecek. Ofisin bugünkü gündemi akıllı telefonlarda olan ama hiç kullanmadığımız veya çok az kullandığımız özellikler. Hemen prodüksiyon ekibiyle başlıyorum. Ne haber abi? Selamlar, sağ ol abi. Sen nasılsın? İyidir. Şimdi soru şu. Hangi telefonu kullanıyorsun? Oradan başlayalım. iPhone 6. Bulamadım bir hatta. Bulamadı telefonu. Peki iPhone 6'da olup da senin kullanmadığın veya çok az kullandığın bir şey var mı? İlk başlarda Siri'yi kullanmıyordum. Sonra Siri'yi kullanmaya başladım ama galiba slow motion özelliğini bir kere bile kullanmadım abi. Kamera tarafında kullandım. Yani olmasa senin için bir eksi olur muydu? Olmazdı yüksek ihtimalle ya. Yani niye yok der miydin demezdin galiba. Demezdim. Bundan sonra da diyeceğimi sanmıyorum. Peki o zaman Londralı prodüksiyoncumuz sen bak. İngilizce yani, yollar mısın? Londra'nın içinden. Londra'nın neresindensin? İçinden. Harikaydı. Ne kullanıyorsun abi? Telefon değil işte. iPhone 7 Plus. Hı-hı. 256 GB 5000 falan. iPhone 7 Plus abi. Şu özelliği hiç kullanmıyorum. Niye olduğunu da bilmiyorum. Şudur abi. Ha. Ekranı aşağıya çekme olayını. Evet. Bu tek elle kullanabilmen için bir özellik aslında. Hani yukarıdaki ikonlara erişemediğin zaman bastığında... Aa, o yüzden miymiş? Bayağı bilmiyormuş abi. Ama ne olduğunu hiç bilmiyorum. O zaman böyle, yani sana sürekli... 3310 tavsiye ediyorum. O telefonu, safir... o telefonu sessizce yere bırak. Peki o zaman arkadaşlar lütfen hani bu özelliği kullananlar yani hayat kurtarıyor diyenler hani yoruma yazabilir mi? Ya tek elli kullanım için çok ideal abi yani. Abi neresi ideal? Zaten tek el yani buyur. İlginç. Abi eli küçük olan insanlar. Bir de var. Tamam şey yap. O şekilde o hale getir tekrar. Tamam. Şimdi dene bir de kullanmayı. Böyle. Hı hı. Daha zor. Daha mı zor? Peki. Ne diyeyim yani? Hasan? Hakikaten ne yapayım? Hasan? Aa, iPhone 6s Plus kullanıyorum ben. Nerede abi telefonu? Burada telefon. Sen ayrıca akıllı saatte kullanıyorsun. Evet akıllı saatte kullanıyorum. Peki. Ya çok iddialı olacak ama... Bu arada Emrah'ın akıllı saat kullanışı da bu şekilde arkadaşlar. Masaya ve koyuyor. Muhtemelen Bluetooth kapalıdır. Bakalım mı? Beni rezil etmeyin. Evet. Ya çok iddialı olacak ama ben belki de... Her şeyini kullanıyorsun. Her şeyini kullanıyorumdur ya. Biliyorum ya. Çünkü... Peki Hasan? Herhangi bir yerinde Apple dövmesi var mı? Yok. Henüz yok. Düşünüyor musun? Henüz yok. Steve Jobs'ın imzasını düşünmüştüm aslında bir ara da. Ciddi misin? Öldüğü zaman evet. Sonra geçti. S for you yazsaydım. Çok üzüldüğün için. Peki. Gerçekten favori üzülmüştüm. Kullandığın özellik? Şudur herhalde ya. Yani Force Touch'tır benim favori. Evet Force Touch güzel. Bunu bu kadar aktif kullanan ilk gördüğüm insansın bir galiba. Bir de Siri. Emin Çıtak. Bir Emin Çıtak yorumu bekliyorum senden. Force Touch. Yani? Neden? Kullanıyor musun, kullanmıyor musun? Çok ihtiyaç duymadım şu ana kadar. Peki Force Touch'ın dışında bütün özelliklerden faydalanıyor musun hakikaten? Ya iPhone zaten kullanabilirsin diye yapıyor genelde özelliklerini. Hani kullan diye çok fazla özellik de koymuyor. Kısıyorlar sürekli biliyorsun Android'e göre de. Onu da düşünüyorum. Öyle bir şey olmuş. Mesela Siri normalde der birçok insan. İnsanların beklediği olur ama Siri hakikaten özellikle telefon görüşmeleri ve WhatsApp mesajlaşmalarında elimizi kullanamadığımız durumlarda çok yardımcı oluyor. Elini hangi durumlarda kullanamıyorsun? Mesela ya buradan mesela giderken eşimi arayacağım. Kulaklık evet. Kullandım. Kulaklığıma basılı tutuyorum. Siri'ye aramasını söylüyorum. Arıyor yani. Bitti benim. Veya WhatsApp'tan mesaj yollamasını söylüyorum. Yolluyor. Peki, onun dışında ama kilitliyken Siri'nin çok fazla kullanamaması halen canımı sıkıyor. Peki kameranın bütün yeteneklerinden faydalanıyor musun? Mesela ayan kullanmıyormuş slow motion video modunu. Yani ben de çok kullanmıyorum. Ya kamera zaten çok basit arayüzü. Onu da bir geliştir lütfen yani. Ben mi? Hayır sen yani bir geliştir. Telefona bakarak sanki, konuşuyorum da onu. Sanki bana dedi ya. O zaman yazılım ekibine gidiyoruz. Gençler kolay gelsin. Vay. Ne kullanıyorsun? Ben telefon. Note 2 kullanıyorum. Vay. Bir dakika ya görmem lazım onu. Onu görmem lazım. Note 2'nin suyunu çıkaran insanlardan biri olarak ben... Ben de aynı şekilde. Ekran evet bandları bile değişmiyor. Harika. Nasıl ya bu ilk pin mi üstündeki? Yok. İkinci taktım. Ha, peki. Hangi özelliğini kullanıyorsun ya da kullanmıyorsun oradan başlayalım. Çünkü abi, Note 2 demek kalem demek. Nazaran, Samsung'da olan sesli komut yardımcısını hiç kullanmıyorum. Kalemi kullanıyor musun? Kullanıyorum. Ben yani. Çılgınlar gibi çizim kalem, yapıyorum Note 2'de. Bunda da en sevdiğim özelliklerden biri kalem. Valla Note 2'yi görünce bir garip oldum. Hangi işletim sistemi var onda şu anda? Sürüm olarak? Hiç bilgim yok abi ya. Peki görüşürüz. 4.4.2 falan vardı belki. Fatih ne sen kullanıyorsun abi? Benim iPhone 6 Plus cihaz. Ve peki az kullandığın veya neredeyse hiç kullanmadığın bir özelliği var mı? Kamera abi ya. Ya çok ilgilenmiyorum açıkçası. Fotoğrafları genelde kız arkadaşım çekiyor. Ha kamerayı ben kullanmıyorsun. Ben ondan alıp
İşte bir yerde paylaşacaksam öyle yapayım. Vay be, ilginç. Yani böyle bir telefon olup kamerayı kullanmayan en ilginç yorum senden geldi. Emin? Samsung A7 kullanıyorum. Hı-hı. Benim de sesli komut, sesli yardımcı ve sanırım kullanmadığım Bluetooth geliyor. Zaten S-Force çok bir işe yaramıyor ya. Aynen ve ön kamerayı çok fazla kullanmam. Siri'yi düşünce. Ön kamerayı da mı az kullanıyorsun? Aynen, selfie çekmeyi çok... O yaşam. Zaman bir bump çek ve ben hemen Aynur'un yanına gidiyorum. Aynur, selam. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Ne kullanıyorsun? LG Labello. Eski bir telefon galiba. Evet, bayağı eski. Peki telefonda böyle az kullandığın veya hiç kullanmadığın bir şeyin var mı? MP3'lerini hiç kullanmıyorum. Müzik çalarını mı? Evet. Müzik dinlemiyor musun telefonda? Hayır. Neden? Çünkü hem yeterli kapasitesi yok, hafızası çok düşük bunun. Bir de çok kullanışlı değil bence. Kulaklığı tak çıkar falan. Çok büyük bir şey. MP3, küçük MP3'ler peki, daha kullanışlı. Ha, sen harici olarak kullanıyorsun. Peki, ilginçmiş. Ama hala en garip Fatih. Melike, ne haber? Selam, iyiyim sen? İyidir, ne güzelmiş elbisen. Teşekkür ederim. Ne kullanıyorsun telefon? 6S kullanıyorum. Şöyle gösterelim. Biraz, kirli, pis. Evet, biraz yıpranmış bir telefon. Evet. Senin telefonda kullanmadığın veya az kullandığın bir şeyin var mı? Yani birçok uygulama kullanmıyorum aslında ama Siri'yi hiç kullanmıyorum Siri'yi mesela. Kullanmıyorsun. Peki Siri olmasa senin için hayatında bir eksik olur muydu? Yok, zaten hiçbir artısı yok ki. Peki, gözde. Ne haber? Selam, iyiyim. Evet, ofisteki ilginç telefonlardan biri de sende. 5S. Şöyle. Ve ısrarla 5S savunucusun, onu evet. Da biliyoruz. Niye? Çünkü kullanım olarak evet çok kolay, küçük olduğu için. Peki 5S'de olup senin işine yaramayan, senin için olmayan bir özellik? Siri. Aa, ofiste bir Siri oynaması yapsak herkes silecek demek ya. İlginç. Kadın ya, sevmiyorsun. Herkes öğrenmiyor onu. Peki 5S'i 6S'e değiştirmeyi hiç düşündün mü? Yok, hayır, hiç düşünmedim. İlginç. Küçük yani telefon. Kasayı çok seviyorum. Küçük olsun diyorsun telefon. Evet. Ellerine telefonu bir yan yana koyar mısın? Ama şarj problemi evet, var. Yani bu öyle büyük telefon zaten evet, olmazmış. O zaman Hakkı Reis'e gidiyoruz. Merhabalar. Merhabalar. Ne haber abi? İyiyim abicim. Ben telefonda az kullandığım bir özellik var. Bunu hep kullandım. Abi, yani korkudan güldüm. Yani ne diyeyim? Bir dakika o zaman, bunu bir kenara bırakayım. Keşke böyle bir özellik olsaydı. Ya da stres çarpı olarak çevirseydim. Ben böyle bir şey oldum ya, alttan bıçağı beklemiyordum açıkçası. Valla. Ben o zaman selfie çekemiyorum fazla değil. Dolmuştaki videoyu falan hatırlatıyormuşum böyle şuradan. Evet abi, biz geçen iPad'le selfie çektik zaten. Abi senin iPhone'da aslında bir sürü telefon kullanıyorsun. Sadece iPhone'dan bahsetmeyelim. Aynen. Huawei P10'u kullandın uzunca bir süre. Mesela an, Huawei P10'da kullanmadığın bir şey var mıydı? iPhone'da her şeyi kullandığını düşünüyorum. Yani abi Huawei P10'da kullanmadığım çok şey, kullanamadığım da şeyler var. Ya oyun oynamıyordum son günlerde, onu böyle enteresan buldum. Şurada en çok kullandığım mesela şu fotoğraf olayı, yani şu güzel oluyor. Kamera yazı geçiş değil mi? Aynen, güzel oluyor. Hiç kullanmadım bak. Neredeydi ya, bak yerini bile unutmuşum. Heh, pano, panoramik. Panoramik fotoğrafı neredeyse hiç kimse kullanmıyor. Ben yani de onu kullanıyorum. Kim nerede paylaşıyor bu fotoğrafı? Bu niye zaten, öyle bir evet, şey oldu? Zaten doğru düzgün paylaşamıyorsun. Şöyle incecik bir fotoğraf çıkıyor. Peki abi iPhone'da veya diğer telefonlarda aklına gelen... Anımsatıcı hani, mesela. Anımsatıcı evet. Hiç kullanmam yani. Alarm kurarım. Yeter. Alarma isim veririm. Ya da takvim var zaten. Takvim bana hatırlatır. Anımsatıcıyı hiç kullanmam. Sonra şeyi hiç kullanmam. Direkt siliyorum hatta. Yok galiba. Dur. Mesela iTunes U mesela, biraz akademik hiç kullanmam. Podcast mesela kullanmıyorum. Evet, podcast ben de neredeyse yani iPhone kullandım o kısa süre içinde. İkonu bile görmemişimdir. Bak burada videolar diye bir şey var, onu da çok kullanmıyorum. Video genelde mi? Fotoğraflardan giriyorum videolara. Bak halbuki burada bir tane böyle bir buton var. Borsayı çok kullanmıyorum. Çünkü para yok. Diyorsun. Aynen. Peki. Aktiviteyi evet, çok kullanamıyorum zaten, göbekten belli. Onu ben zaten kadrajı şuradan tutuyorum abi, sıkıntı yok. Ona sarılıp yatıyorum. Yastık niyetine. Evet. Peki Android telefonlarda abi böyle en son kullandığın telefon neydi? En son P10, S8 Plus. İkisi aynen. Onlarda mesela olmasa da olur diyeceğim bir şeyin oldu mu? Kendisi falan değil mi? Bence yok, mesela Bixby ya, şu an hiçbir işe yaramıyor. Abi istesen de ha, olmuyor yani, çalışmıyor. Bir tuş koymuşlar. Ya ben genelde burada kullandıklarımı orada kullanıyorum ya. Yani
etinden sütünden faydalanıyorum abi. Yani hem S8 Plus da güzel telefon. Huawei. Yani o da iyi telefon. Yani hepsini kullanıyorum yani. Peki, teşekkür ederim. Niye beni kötü göstermeye çalıştın ki yani? Var da kullanmıyorlar falan filan. Yok, ben hayır, merak hepimizi niye kötü göstermeye çalıştın? Abi aslında kötü değil de hani böyle telefonda olan bir özellik çok kritik ama bizim için mesela hiçbir şey ifade etmiyor. Adam prodüksiyoncu. Elini kaldır. Slow motion kullanmıyormuş abi işte. İlginç. Yani yok, panoramik yani. Evet, peki ben gidiyorum. Peki. Gökey. Buyurun. Gömleğin çok güzel. Teşekkürler. Ne haber? Gömleğin çok güzel deyip videoyu sonlandırıyor. Abi sabah geldim, iki tane ekmek var mı diye soruyorum. Bakkal amca gibi olur. Bakkal amca. Gökhan amca ne haber abi? Ne kullanıyorsun? İyidir abi. Ben telefon olarak bu arada. iPhone kullanıyorum. Klasik yani iPhone'dan vazgeçemiyorum. Peki iPhone'da kullandığın, daha doğrusu kullanmaktan keyif aldığın özellikler ve hiç kullanmadığın şeyler neler? Abi üçüncü parti uygulamaları çok fazla kullanıyoruz aslında hepimiz zaten. İşte Spotify'dan tut, işte sosyal medya uygulamaları falan gibi. Siri'yi kullanıyorum çok. Siri'yi sen kullanıyorsun evet. Kullanıyorum, ya. Bayağı kullanıyorum. Onun dışında kullanmadığım... Aran nasıl Siri'yle? İyi, güzel ya, iyi geçiniyoruz. Keyifli bir şey bize. Kullanmadığın ne var? Abi kullanmadığım, Hakkı Bey'in demin dediği gibi anımsatıcı mesela hiç girmedim daha yani. Ve, İlham aldı abi senden. Anımsatıcıya hiç girmedim yani, size söyleyince fark ettim yani, hiç girmedim yani daha hayatımda. Apple Music hiç kullanmadım. Sen Spotify'cısın aslında. Spotify'cıyım evet. Ondan sonra... Force Touch kullanıyor musun mesela? Force Touch kullanmıyorum. Çok fazla yani, çok nadir kullanıyorum onu. Şeyi hiç kullanmıyorum, bu çift tıkladığında ekranı yarıya indirme olayını. Aynısını Emrah da hiç kullanmıyorum. Çünkü bak, onun kanıtıyla söyleyeyim abi. Aa bunu kanıtıyla söyle hadi. Şimdi mesela ne yapman gerekiyor abi burada? Çift tıkladığında bunun aşağı inmesi gerekiyor evet. Değil mi? Şimdi mesela sağla sağ elimizi kullanıyoruz abi. Buradan tabii. Şimdi ben ne yapıyorum? Instagram'a erişebiliyor muyum abi? Zor. Erişemem. Zor değil mi? Çift tıklıyorum. Nerede Instagram abi? Evet. İlla bu tarafı almam gerekiyor bu. Burada da maile ulaşamıyorum abi. Çift tıkladım. Nerede mail? Aslında şu pencere alanında sadece yukarıdan aşağı kaydırmaya devam etse olur. Aynen öyle işte. Onu yapsa tamam kullanışlı olur ama bu kullanışlı bir özellik değil o benim için. Şey yani. Bir mesaj ver yapsınlar. Aslında evet, o özelliğin ismi ne bu arada biliyor musun? Yani bu özelliği. Tek elle kullanım modu işte. Tek elle kullanım modu. Hı-hı. Tek elle kullanım modunda kendi içerisinde scroll yapma özelliği getirirlerse efsane olur. Çok o zaman kullanılır. Çok güzel mesaj vardı. O zaman ben videoyu yavaş yavaş sonlandırıyorum. Şöyle bir ofisin genel görüntüsüyle birlikte. Sana soralım mı? Bana sorun peki. Ters ışık almaman için seni buradan çekmen gerekiyor ama. Hadi bakalım, merhaba. Sarı kanarya oldum ben. Heh. Evet abi. Sor. Senin kullanmadığın uygulamalar neler? Benim kullanmadığım mesela Edge model telefonlarda Edge ekranını kaydırma özelliklerini neredeyse hiç kullanmadım. Çok bir işime yaramadı. S-Voice'i hiç kullanmadım. iPhone kullandığım çok kısa dönemde Siri ile hiçbir muhabbetim olmadı. Ne haber Siri demek dışında. Telefonun kendi içindeki video oynatıcıyı hiç kullanmadım. Ben 3. parti uygulamalar kullanıyorum genelde. Onun dışında mesela Note serisinin tamamını kullandım ve kalemlerin ucunu eskitene kadar kullandım. Başka düşüneyim. Hakkı abi gibi ben de hiç panorama çekmedim ya. Birkaç deneme dışında başka bir şey yok yani. O zaman son soruyu izleyenlere soralım. Siz neleri kullanmıyorsunuz elinizdeki telefonda? Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.